Merhaba, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için nefis mi nefis yumuşacık dokusuyla pizza poğaça hazırladım. Çok fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Hamuru için 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurtanın beyazı sarısı üzerine sürmek için ayrılacak. 3 çorba kaşığı toz şeker, isteyenler 2 çorba kaşığı da kullanabilirler. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya veyahut yaş maya da kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerin hepsini güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş ununu ilave ediyoruz. Un miktarı herkeste farklı olur. Ben yaklaşık 6 su bardağı tepeleme un kullandım. Ele yapışmayacak, çok yumuşak bir kıvamda hamur yoğurun. Ben makine kullandım ama makine şart değil, elimizde de çok güzel yoğurabiliyoruz. Hamuru dinlendirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra hamurumuz güzelce mayalanıyor. Mayalanmış olan hamurumuzu 16 eşit bezeye bölüyoruz. Ben büyük fırın tepsi kullandığım için hamurun hepsini bir tepside pişirdim. Ama eğer fırın tepsileriniz küçükse bezelerinizi daha küçük tutup 2 ayrı fırın tepsinde pişirin. Eğer bezelerinizi küçük yapıp 2 ayrı tepside pişirirseniz daha fazla pizza poğaça çıkacaktır. Bezelerimizi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Eğer yağlı kağıt kullanmıyorsanız fırın tepsisini önceden yağlayın. Üzerine temiz bir bez örtüp yaklaşık 45 dakika kadar dinlendiriyoruz. Üzerinin malzemesi tamamen arzunuza kalmış ama ben kırmızı biber, yeşil biber, kiraz domates, kaşar peyniri ve beyaz peynir kullandım. Bezeleri isterseniz elinizle çukur olacak şekilde açın veya benim yaptığım gibi normal bir çay bardağıyla üzerine bastırarak çukurlar oluşturun. Bu şekilde yapımı daha da kolay oldu. Normal klasik çay bardaklarının alt kısmı biraz daha küçük oluyor. Bu yüzden daha büyük olan çay bardakları veya su bardakları da kullanabilirsiniz. Pizza poğaçanın üzerine istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben önce kaşar peyniri yerleştirdim. Üzerine kırmızı biber, yeşil biber ve beyaz peynir de kullandım. Ama siz isterseniz, eğer seviyorsanız tabii ki, salam, sucuk, sosis, mantar, mısır, zeytin, kısacası neyi seviyorsanız o malzemeyi kullanabilirsiniz. Önceden ayırdığımız yumurtanın sarısını bütün poğaçaların üzerine tek tek sürüyoruz. İsterseniz poğaçalarımızın üzerine susam ve çörek otu serpiştirebilirsiniz. Hatta ben yarısına susam serpecektim ama maalesef unuttum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Ben bu kısmı özellikle sizler için çektim. Yemek videolarında en sevdiğim bölüm işte bu. Ne kadar güzel kabardıklarını hep beraber izledik. Pizza poğaçalarım yaklaşık 22-25 dakika arasında pişti. Ama her fırına göre pişme süresi mutlaka değişir. Poğaçalarımın güzelliğine bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel, pırıl pırıl parlıyorlar. Ve inanılmaz yumuşak oldular. Şu an aldım elime ama inanılmaz sıcak. O sıcak haliyle bile daha soğumadan yumuşaklığını da görüyorsunuz. Servis yapmak için servis tabağına alıyoruz. İster çay saatlerinde, ister akşam yemeğinde, isterseniz kahvaltıda gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Kesinlikle mutlaka tavsiye ediyorum. Bu lezzetten mahrum bırakmayın kendinizi. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu tarifi izleyip yorum yapıp beğenen ve paylaşan herkese şimdiden çok teşekkürler. Bir daha poğaçamızın yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Şöyle bir poğaçayı kestim. İçinin nasıl güzel kabardığını görüyorsunuz. Şöyle bir parçada kopararak göstermek istiyorum size. Ama inanın ben yapmaktan çok bakmaya doyamadım diyebilirim. Şu an bebeğimin sesini de duyuyorsunuz. Yine bana eşlik ediyor. Eğer isterseniz bu poğaçanın hamurunu bir gün öncesinden yapıp buzdolabında bekletip ertesi gün aynı şekilde pişirebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.